Ünlü şarkıcı Esengül 18 Nisan 1979'da trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Kaza Esengül'ün as solist olduğu gazinoda işlenen çifte cinayetten sadece 17 gün sonra gerçekleşmişti. Sis perdesi 44 yıldır kalkmadı. Kayıtlarda hız kaynaklı kaza olarak geçen olay, kimlerine göre faili meçhul kalmış bir susturma yöntemiydi. Esen Ağan 1954 yılında İstanbul'da doğdu. İlk müzik derslerini konservatuar mezunu annesi Piray Hanım'dan aldı. 1969'da Aşkımızı Süpürmüşler adlı 45'likte vokal yapınca adını duyurdu. Sahneye ilk 16 yaşındayken Luna Park'ta Emel Sayın'ın kadrosunda çıktı. Sonra yoluna ünlü müzik adamı Abdullah Nail Bayşun'un taktığı Esengül adıyla devam etti. İkinci sahne çalışmasında Bebek Belediye Gazinosu'nun as solisti oldu. Burayı diğer büyük gazinolar izledi. Bu süreçte eşinden ayrılan Esengül, ardından imam nikahı kıydığı Adnan Şenses ile tek film olan Yansın Bu Dünya'yı çevirdi. Semiramis Gazinosu'nda 1979'un 31 Mart gecesi Esengül sahnedeyken çifte cinayet işlendi. Görgü tanıklarına göre o gece gazinoya gelen ünlü kabadayı İsmail Hacı Süleymanoğlu, yani Oflu İsmail, tabancasıyla işletmenin sahibi Akbulut Karaoğlu'yla şef garson Hasan Yolalı öldürdü. Milliyet'ten Ayşe Özdemir'in haberine göre çifte cinayetin nedeniyle ilgili muhtelif iddialarda bulunuldu. Bu iddialardan bazıları şunlardı. Oflu İsmail'in ortak oğlu menajerlik bürosu Esengül'ü kendine bağlamak istiyor, Karaoğlu buna karşı çıkıyordu. İkinci iddia ise olay Hacı Süleymanoğlu ile Karaoğlu arasındaki uyuşturucu meselesinden kaynaklandı. Görgü tanıklarından olan Esengül'ün kardeşi Sezen Beşikçi ise yıllar sonra olayı gazeteci Tülay Şubatlı'ya şöyle anlatmıştı. Oflu İsmail sahnenin en önündeki büyükçe bir masada oturuyordu. Masası çok kalabalıktı. Tabakların içinde kokain vardı. Sürekli çekiyorlardı. Ablam sahnedeyken Oflu İsmail Aldırma Gönül şarkısını istedi. Ablam da söyledi. Sonra bir daha söylemesini istedi. Ablam şarkıyı tekrar okudu. Sonra bir anda silahlar patladı. Ne olduğunu anlayamadım. Bağırış çağırış, herkes kaçıştı. Gazinonun patronu Akbulut Karaoğlu vuruldu. Garson Hasan Yolalı da beni korumak isterken vuruldu. Bana aşıktı. Beni apar topar kulise götürmek isterken bir mermi de ona isabet etti. Ablam sen bu olaya hiç karışmıyorsun dedi ve biz hemen toz olduk. Zaten gazinoyu da hemen boşalttılar. Ablam depresyona girdi. Cinayeti gördüğünü söylese oflular peşini bırakmayacak. Söylemesi de patronun yakınları söz konusu. Ablam deli gibiydi. Hiçbir şey anlatmadı beni olaydan uzak tutmak için. Çifte cinayete sahnede şarkı söylerken tanık olan Esengül gerçekten de tarafların yakınlarından korkuyordu. İddiaya göre herhangi bir saldırıya uğramamak için emniyete ifadeye giderken kılık değiştiriyordu. Ama her şeye rağmen hayat devam ediyordu. Esengül de dehşetten sadece 17 gün sonra aldığı film teklifini kutlamak için sevgilisi olduğu söylenen iş insanı Mehmet Faruk Özfırat'tı, kardeşi Sezen ve arkadaşları Turhan Yazıcı ile Emirgen daha geç saatlere kadar eğlendiler. 18 Nisan 1979'da sabaha karşı evlerine dönmekte olan grubun içinde bulunduğu otomobil Ataköy'de bariyerlere çarptı. Otomobil parçalanırken Esengül ve Özfırat'ı hayatını kaybetti. Diğer iki kişi ise yaralandı. Olay polis kayıtlarına aşırı hız ve alkolden kaynaklanan bir trafik kazası olarak geçse de şüphe sahiplerine göre gazinodaki dehşetin bir numaralı tanığını susturmak için tasarlanmış faili meçhul bir ölüm tuzağıydı. Artık gerçeği bilmek mümkün değil ama Esengül ölümünün 44. yıl dönümünde de bu şüphenin gölgesinde sevenlerinin gönlünde şarkılarıyla yaşıyor. Ünlü şarkıcı Esengül'ün çifte cinayetten 17 gün sonra trafikte ölmesi mafya hesaplaşması iddiasını gündeme getirmişti. Ama olay kayıtlara hız ve alkol kaynaklı trafik kazası olarak geçti. Buna rağmen şüpheler aradan geçen 44 yıla rağmen devam etti. Bir iddiaya göre direksiyondaki Özfırat'ı Ataköy'de caddenin ortasına konulmuş kalasları son anda fark edip fren yaptı. Ancak frenleri tutmayan otomobil bariyerlere çarptı. Kalasların yola bırakıldığı, frenlerin bozulduğu iddia edilirken otomobilin sıkıştırıldığı da öne sürüldü. 1985 tarihli MIT raporunda kazadan derin devlet destekli mafya tarafından trafik kazası süsü verilerek işlenmiş cinayet diye bahsedildi.
çifte cinayetten 30 yıl hapis cezasına çarptırılan ancak 2007'de Raşan affıyla tahliye edilen İsmail Hacı Süleymanoğlu ise 2005 yılında hayatını kaybetti.